Baklavalarını gösterir misin? Şu anda kalmadı. Kalmadı şu anda. Başladık mı? Selam arkadaşlar. O Ne Diyor'dan gelen sorular var. Hepsini cevaplamak için sabırsızlanıyorum şu anda. Bir an önce başlamak istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Hayırlısı diyorum. Bir mafya filminde oynasaydın ne tür karakteri canlandırırdın? Mafya babasını canlandırmazdım, henüz değil. Sanırım mafya babasının sağ kolunu falan canlandırırdım. Seni en çok kim güldürüyor? Değişiyor zaman zaman ama sanırım en çok Özge ile eğleniyorum. Kulakları estetik mi? Tabii ki de hayır. İlk görüşte aşk mı? İlk gülüşte aşk mı? Güzel. Yani aşk sizi en ummadığınız anda yakalıyor. O yüzden ilk görüş ve ilk gülüş çok önemli değil. Siz zaten bunu öngöremiyorsunuz. Zaten güzel tarafı da bu. Bir uzaylıyla karşılaşsan ona hayat tavsiyesi ne söylerdin? Dünyaya gelme, uzayda kal derdim. Çok güzel gülüyorsun, bir kere gülümser misin? Soy ağacına baktın mı? Baktım. Ama bu özel bir şey. Börü dizisi neden bu kadar kısa süreli? Size 6 bölüm kısa geliyor olabilir ama biz bu 6 bölümü 6 ayda, hatta 7 ayda çektik. O yüzden bize o kadar da kısa gelmiyor. Açıkçası çekimler çok da kolay olmadı. Çünkü biliyorsunuz aksiyon dizisi fiziksel anlamda gerçekten bizi zorladı. Gerçek patlamalar var. Bunları çekmek hiç de kolay değil. Devamı gelir mi bilmiyorum. Yapımcıya sormak lazım. Bence bu arada kısa olması daha da iyi. Mini dizi sonuçta bu. Keşke diziler 13 veya 26 bölüm sürse. Börü dizisini çekerken zorlandığı sahne oldu mu? Tabii ki zorlandığım bir sahne oldu. İlk sahneyi izlediyseniz, Reyna olayını andıran bir sahne. O sahneye biz 12 gibi başladık. Gece 4.30'da bitti. 4.5 saat sürekli ağlayıp bağırdığınızı düşünün. Bu gerçekten çok zorlayıcı oldu. Sorulmasından sıkıldığım bir şey. Sürekli bu aralar evlilik ne zaman diye sorular geliyor. Açıkçası yani ileride düşünüyoruz ama şu anda böyle bir şey aklımızda yok. Sürekli sorulmasından birazcık sıkıldım. Green'in 50 Tonu adlı sinema filminden teklif gelse oynar mıydın? Neden olmasın? Diş macununu ortadan sıkar mısın? Hayır, asla. Dipten sıkarım çünkü hiç sevmem. Hatta biri ortadan sıkmışsa ben düzeltirim. Bu kadar yakışıklı olduğun için vergi ödüyor musun? Babet çorap giyiyor musun? Sevmiyorum. Liseli bir gence verebileceği en iyi tavsiye nedir? Hayatı o kadar da ciddiye almayın. Keyif almaya bakın. Bir şekilde su akar yolunu bulur. Börüde yüz ifadelerin rolü bizlere çok iyi geçiyor. Fazladan bir eğitim aldın mı bu rol için? Börü başlamadan bir oyuncu koçumla çalıştım. Evet. Ama ondan öncesinde çok film izledim. Sadece eğlenmek için değil, öğrenmek için de. O yüzden sanırım beni geliştiren bu konuda çok film izlemem oldu. Kaslar lens mi? Almanya'da yapıp burada yapmadığınız ne var? Yani düşünüyorum, aklıma çok özel bir şey gelmiyor. Almanya'da trene çok biniyordum. Burada çok binmiyorum. Basitleştirdim bayağı soruyu ama. Neil Armstrong'un yerinde olsaydın, Ay'a gidip geldikten sonra tüm dünyadan canlı yayınlayacak konuşma için havalı bir cümle söyler misin? Dünya çok küçük. Yani Ay'dan baktığınızda herhalde böyle bir şey hissettiriyordur. Sanırım soruların %90'ını cevapladım. Çok keyifliydi benim için de. Bu yoğun talep için çok teşekkür ederim. Son olarak Börü'yü izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendi reklamımı da yapmış olurum. Türkiye'de bir ilk, 70 dakikalık bir dizi. Ortalama 6 bölüm. Gerçek hikayelere dayalı. Elimizden geleni yaptık. Umarım izlerken seversiniz. İlk bölüm çok sevildi. Bu bizi mutlu etti. Bundan sonrası da böyle olur inşallah.